Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Hava biraz karanlık olduğu için flaşı yaktım. Umarım rahatsız etmiyordur görüntü ama bence güzel çıkıyor gibi. Evet, nükleik asitlerden son nükleik asitten artık devam ediyoruz. Ribozomal RNA'nın yapısından bahsedeceğim arkadaşlar. Ribozomal RNA ribozomun yapısına katıldığı için başlık olarak ribozom yazacağım ama içeriğinde hem ribozomun yapısından hem de ribozomal RNA'nın yapısından bahsedeceğiz. Evet, şöyle değiştirelim sayfamızı. Başlığımızı yazalım arkadaşlar. Ribozomal RNA veya direkt ribozom yazalım. Ribozom. Ne dedik? Ribozomun yapısına ne katılıyor? Ribozomal RNA katılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada ribozomal RNA'nın yapısından da bahsetmiş olacağız. Bu bahisten sonra artık ne yapacağız? Protein sentezinin o polipeptit sentezi aşamasını da artık size anlatacağım arkadaşlar. Bu nükleik asitlerle ilgili son videomuz. Bundan sonraki video protein sentezi ile ilgili olacak. Nedir peki bizim ribozomal RNA? Arkadaşlar, ribozomdan bahsedecek olursak ribozomlar büyük ve küçük alt birim dediğimiz yapılardan oluşuyor. Bu alt birimlerin her birinde proteinler ve ribozomal RNA bulunuyor arkadaşlar. Fazla sayıda, bakın, bir ya da daha fazla sayıda ribozomal RNA katılabilir. Hani sadece bir tane ribozomal RNA üretiliyor, gidiyor ribozomun yapısına katılıyor diye bir şey yok. Bir tane de olabilir, birden fazla da olabilir arkadaşlar. Peki nerede yapılıyor bu alt birimler, ribozom, nerede üretiliyor ribozomal RNA? Çekirdekçikte üretiliyor arkadaşlar, bakın. Ribozomal RNA hücrenin çekirdekçik dediğimiz kısmında üretilir. Tabii ki yine DNA'dan şifre alınarak üretilir. Yani transkripsiyonla üretilir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O zaman birkaç söylediğimizi yazalım, daha sonra devam edelim. Bu arada yazarak anlatmamdan eğer memnunsanız yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Neden yazarak anlatıyorum? Çünkü daha akılda kalıcı oluyor. Hem de ben yazarken siz de not tutarsınız. Böylece vakit kaybı da yaşamış olmayız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Notlarımı Instagram sayfamdan da paylaşıyorum. Her videonun altında linki var arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yine mesajlarınıza da tabii ki cevap veriyorum. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz veya YouTube'da yorum yazdığınız zaman onlara da cevap veriyorum. Evet, ribozom dedik. Ribozom büyük ve küçük alt birimlerden oluşur. Küçük alt birimlerden oluşur. Arkadaşlar ne dedik? Büyük alt birim ve küçük alt birimin yapısına proteinler ve ribozomal RNA'lar katılır. O zaman yazalım. Bu alt birimlerin yapısına protein ve ribozomal RNA, rRNA yazıyorum, ribozomal RNA katılır. Arkadaşlar, protein ve ribozomal RNA'dan oluştuğu için ribozomlara nükleoprotein de deniliyor. Nükleoprotein. Şimdi buradaki ribozomal RNA nükleik asit, protein de zaten yapısına katılıyor. Bu yüzden nükleoprotein de deniliyor. Şöyle yazalım, eşittir ribozom diye. Bu şekilde de söylenebiliyor. Ribozomal RNA olarak bir tane de katılabilir, birden fazla da katılabilir. Bunu unutmayalım. Ayrıca alt birimler nerede üretiliyor? Ökaryotlarda alt birimler çekirdekçikte üretilir. Tabii ki arkadaşlar, yine dediğimiz gibi ribozomal RNA da DNA'dan transkribe edilir. Onu da yazalım. Ribozomal RNA DNA'dan transkribe edilir. Transkribe edilir. Yani transkripsiyonla üretilir. Peki gelelim bir sonraki özelliklerimize. Arkadaşlar, transkribe edildikten sonra ne oluyor? Bu sitoplazmaya ulaşıyor. Sitoplazmada da ribozomun oluşması için protein de gerekli. Bu proteinlerle birleşerek sitoplazmada artık ribozom oluşturmuş oluyor. O zaman yazalım. Transkribe edilir. Daha sonra sitoplazmadan taşınan proteinlerle birleştirilir.
Ve böylece ribozomda üretilmiş olur arkadaşlar. Alt birimler üretiliyor. Bakın bu olaylar nerede gerçekleşiyor? Çekirdekçikte, unutmayın. Şimdi çekirdeğin içerisinde DNA'dan transkribe ediliyor ya ribozoma RNA. Hemen çekirdekçiye gidiyor. Daha sonra sitoplazmadan da proteinler alınıyor ve orada birleştirerek büyük ve küçük alt birim üretiliyor arkadaşlar. Evet, gelelim devamına. Ne olacak bundan sonra? Arkadaşlar, büyük ve küçük alt birimler sitoplazmaya geçecek. Nereden geçecek? Çekirdek zarındaki o büyük porlardan. Buradan sitoplazmaya geçer ve sitoplazmada ayrı ayrı olarak bulunur. Unutmayın, büyük ve küçük alt birim birbirinden ayrıdır, birlikte değildir. O zaman yazalım bunu da. Büyük ve küçük alt biri. Büyük ve küçük alt birim. Protein sentezi olmadıkça birbirinden ayrıdır arkadaşlar. Protein sentezi olmadıkça birbirinden ayrı bulunur. Ayrı bulunur. Protein sentezi olacağı zaman mesajcı RNA geliyor, bağlanıyor. Ribozomun alt bir küçük alt birimine. Bunu da zaten protein sentezi sırasında söyleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar büyük alt birimde üst üste geliyorlar ve sentez başlıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar, ribozomun bakın üçte biri proteinlerden oluşuyor. Geriye kalan üçte ikisi ribozomal RNA'dan oluşuyor. Yani büyük bir kısmı ribozomal RNA'dan oluşur. Onu da yazalım isterseniz. Ribozomun, yalnız bu nasıl bir yazma şekli? Ribozomun üçte biri protein, üçte ikisi ribozomal RNA'dan oluşur. RNA'dan oluşur. Arkadaşlar, ribozomal RNA baktığımızda şimdi ökaryotların ribozomlarıyla prokaryotların ribozomlarını karşılaştırdığımız zaman ökaryotlardaki ribozomlar prokaryotlara göre daha büyüktür. Hatta biz 70S, 80S olarak söylüyoruz. Prokaryotlarda 70S büyüklüğünde, ökaryotlarda 80S büyüklüğündedir. Biraz daha büyük bir yapıya sahiptir. O zaman yazalım. Bakterilerde, şimdi prokaryot derken zaten bakterileri kastediyoruz. Bakterilerde ribozom 70S büyüklüğünde. Ökaryotlarda 80S büyüklüğündedir. Büyüklüğündedir. Evet. Özelliğimiz bu şekilde. Arkadaşlar, şimdi bakterilerdeki ve ökaryotlardaki ribozomlar birbirlerinden belirli farklılıklar gösteriyorlar. Bu farklılıklardan dolayı da antibiyotikler, yani sadece belirli antibiyotikler, işte bu bakteri ribozomlarının etkisiz hale getirilmesi için kullanılıyor. Peki nedir bu bakteriler? Tetrasiklin dediğimiz antibiyotikler, bir de streptomisin dediğimiz antibiyotikler arkadaşlar. Bazı bakterilerin öldürülmesinde antibiyotik olarak kullanılıyor. O zaman yazalım. Şöyle diyelim. Bakteri ve ökaryotların ribozomları birbirinden farklılık gösterir. Farklılık gösterir. Dediğim gibi bu farklılıklar sayesinde de bazı antibiyotikler bakterilerin öldürülmesi için kullanılıyor arkadaşlar. Bu farklılık sayesinde bazı antibiyotikler bakterilerin öldürülmesinde kolay ya da tedavisinde diyebiliriz. Öldürülmesinde kullanılır. Hangi antibiyotikler dedik? Parantez içerisinde yazalım. Tetrasiklin ve streptomisin. Streptomisin dediğimiz bakteriler arkadaşlar. Şimdi antibiyotikler. Bunlar kullanılıyor. Şimdi bunlar bakterileri öldürürken bizim ribozomlarımız farklı olduğu için onların yapısına göre bize etki etmiyor. Bu yüzden antibiyotikler oldukça önemlidir bu antibiyotikler. Peki gelelim bir sonraki özelliğimize. Ribozomun yapısında nasıl özellikler var arkadaşlar? Şimdi ribozom
Taşıcı RNA'nın bağlandığı 3 tane bağlanma bölgesine sahiptir. Bu bağlanma bölgesinde A, T ve E bölgeleri olarak söylüyoruz. Bunların her birine işe yarayacak. Hem şekil üstünde göstereceğim hem de isim olarak da yazacağım arkadaşlar. O zaman yazalım. Her ribozom taşıcı RNA için 3 adet bağlanma bölgesi içerir. Şimdi ben bu bağlanma bölgelerini şekil çizerek göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu bizim, bakın, ribozomumuzun şöyle küçük alt birimi. Daha sonra bir de büyük alt birimi var. Tabii büyük alt birimi de hemen gelip şuraya, diyelim ki protein sentezi başladı, geldi, bağlandı. Bu da büyük alt birim. Arkadaşlar, büyük alt birimde 3 tane bölge vardır. Bakın şöyle E bölgesi, bunun hemen yanında şöyle P bölgesi, bir de bunun da hemen yanında şöyle A bölgesi vardır. Peki bu bölgeler ne işe yarıyor? Arkadaşlar, şimdi devamını daha çizeceğim. Hani devamı da var. İlk önce bölgelerin ne işe yaradığını söyleyelim. Arkadaşlar, buradaki E bölgesi, şöyle yazıyorum, E bölgesi amino asit tRNA'nın bağlanma bölgesidir. tRNA'nın bağlanma bölgesidir. Yani ilk önce amino asit tRNA gelip E bölgesine bağlanıyor. Daha sonra arkadaşlar bir sonraki bölümde P bölgesinde ne vardır? Burada da peptidil tRNA'nın bağlandığı bölgedir. Zaten P ile başladığı için buradan direkt aklımıza gelebilir. O zaman P bölgesi için ne diyeceğiz? Peptidil tRNA'nın bağlanma bölgesi. Bunların daha açıklamalarını da yazacağım. Bağlanma bölgesi. A bölgesine geliyorum. Arkadaşlar, pardon bir dakika, yanlış söyledim ben burada. Yerlerini yanlış yazdım. Şurası E bölgesi doğru ama A ile E'yi yanlış yere yazdım. Arkadaşlar, şu yazdığım amino asit tRNA'nın bağlanma bölgesi var ya, bu A için geçerli. Burayı şöyle uzatayım. P'yi doğru yazdık. Şimdi E için olanı yazalım. Şöyle yanlış yazdım. Bunu başka bir kalemle yazayım. Şöyle E bölgesi diyelim. E bölgesi de arkadaşlar çıkış bölgesidir. Şimdi amino asiti bırakıyor ya. Amino asiti bıraktıktan sonra doğru. Şimdi bu taraftan gelecek zaten RNA. Amino asiti bıraktıktan sonra ne yapıyor? Taşıyıcı RNA buradan çıkıyor. O zaman E bölgesi içinde zaten exit, çıkmaktan aklınıza gelsin, çıkış bölgesidir. Çıkış bölgesi. Unutmadan tekrardan söyleyelim. A bölgesi amino asit tRNA'nın bağlanma bölgesi. Buradaki A harflerinden size çağrışım oluştursun. P bölgesi peptidil taşıyıcı RNA'nın bağlanma bölgesidir. E bölgesi de exit, çıkış bölgesidir arkadaşlar. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Peki burada başka yapı olarak ne var? Arkadaşlar, yapı olarak şöyle bir yer daha var. Bakın, şu P bölgesinin hemen üst kısmında şurada bir çıkış bölgesi vardır. Nedir burası? Çıkış tüneli diyoruz buraya. Çıkış tüneli. Şimdi A bölgesine geliyor, amino asit tRNA bağlanıyor ya. Burada sonuçta üzerinde ne taşıyor? Amino asit taşıyor. Bu amino asiti P bölgesine aktarıyor. Bakın, peptidil tRNA'nın bağlanma bölgesi diyoruz. Uzama bölgesi burada gerçekleşiyor. Amino asitler burada ucuca eklenerek buradaki çıkış tünelinden dışarı veriliyor arkadaşlar. O zaman şu şekilde gösterelim. Bakın, şöyle amino asitler burada bağlanıyorlar. Şu şekilde ve çıkış tünelinden dışarıya doğru gönderiliyorlar. İşte polipeptit zinciri bu şekilde gerçekleşiyor, uzatılıyor. Arkadaşlar, şuraya küçük alt birim, şöyle küçük alt birim, şuraya da büyük alt birim diyelim. Büyük alt birim. Şimdi ben A bölgesi için açıklama olarak şunu yazmak istiyorum. Hani dedik ya, A bölgesi amino asit tRNA'nın bağlandığı bölgedir. Arkadaşlar, burada zincire eklenecek olan bir sonraki amino asit geliyor. Bakın, zincire burada eklenme gerçekleşiyor. Peptidil tRNA bağlanıyor buraya. Zincire burada ekleme gerçekleşiyor. Buraya da hazırlık yapıyor. Yani bir sonraki amino asit buraya geliyor. O şekilde düşünebilirsiniz. O zaman yazalım. Zincire eklenecek
Bir sonraki aminoasiti taşıyan tRNA'yı bağlar. tRNA'yı bağlar. İşte buna da aminoasit tRNA diyoruz zaten. A bölgesi bu şekilde. P bölgesine ne dedik? P bölgesine de peptidil tRNA'nın bağlanma bölgesi dedik. Burada da arkadaşlar uzamakta olan peptit zincirini taşıyan işte tRNA'yı bulunduruyor o zaman diyelim. Uzamakta olan amino asit zincirini veya peptit zincirini taşıyan tRNA bağlanır. Bir de son olarak E bölgesi dedik. E bölgesi. Burada da arkadaşlar amino asiti bırakan tRNA'lar uzaklaşıyor. O zaman yazalım. Amino asidi bırakan tRNA'lar buradan çıkar. Buradan çıkar. Eğer tekrar bir görevi varsa yeni bir amino asidi gelir. Tekrardan nereye gelecek? Burada A bölgesine gelecek. Bu şekilde APE şeklinde arkadaşlar giriş çıkışlar düzenlenir. Tekrardan bahsedeyim son kez. Bakın ne oluyor? Buradaki P bölgesinde bakın uzama gerçekleşirken hani peptidin tRNA bağlandı buraya uzama gerçekleşiyor. Daha sonra bir sonraki amino asit nereye geliyor? Buradaki A bölgesine geliyor arkadaşlar. Amino asit tRNA buraya bağlanıyor ve amino asiti nereye verecek? P'ye verecek. Bu sonraki aşama için geçerli. Peki burada amino asiti bırakan taşıyıcı RNA nereye gidiyor? E bölgesine gidiyor ve burada arkadaşlar exit yani çıkış bölgesi oluyor. Evet, bu şekilde ribozomun yapısı nasıl sentez gerçekleştiğini anlattık. Bir sonraki videoda artık protein sentezi diyeceğiz ve polipeptit zinciri nasıl uzuyor bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.